Merhabalar efendim. Zaman zaman telefonda aranırsınız ve derler ki Sağlık Bakanlığı check-up yaptırmayı öneriyor. Hastanemizde böyle bir check-up hizmeti vardır. Tabii check-up aslında basit olarak bir akciğer filmi, bir EKG ve muayene, bazı ufak tefek kan tahlillerini içerir. Onlar da eğer herhangi bir şey çıkarsa işte ekokardiyografi, gerekirse tomografi, efor testi gibi bir dizi test de arkasından gelir. Aslında bu bir yerde hani pazarlama yöntemi olarak kullanılmakla beraber bütün hastanelerin hepsinde check-up üniteleri vardır ve gelen hastaları özel olarak karşılayıp işlemlerini yaptırırlar. Tabii bizdeki check-up anlayışıyla biraz sonra anlatacağım. Yurt dışındaki check-up anlayışı arasında önemli bir fark var. O da şuradan kaynaklanıyor. Siz check-up yaptırmaya gittiğiniz zaman zaten onlar SGK'ya fatura ediliyor. Ve SGK'da hiçbir şekilde size bunu niye yaptın diye bir şekilde soru sormuyor. Ama Batı'da sen gidip ben check-up yaptıracağım dediğin zaman bir kere özel sigorta şirketleri oradaki insanları meşgul edeceğiniz için ve ekstra maliyet yaratacağınızdan dolayı mümkün olduğu kadar bunu engellemeye çalışır. Örneğin Almanya'da aile doktorunuza gidip ben check-up yaptıracağım dediğiniz zaman pek hoş karşılayacağını zannetmiyorum. Çünkü orada özellikle hastaneleri korumak için ilk basamak sağlık hizmetinde çok ciddi bir defans vardır. Hastanelerin yükünü böylelikle arttırmak istemezler. Peki gerçekte acaba check-up yaptırdığımız zaman örneğin sık görülen kalp damar hastalığı, kanser ve diğer ölüm sebebi yaratan hastalıkları önleyebiliyor muyuz? Bir faydası var mı yok mu diye bakmışlar. Ve toplam 15 tane çalışmanın beraber incelendiği büyük bir meta analizde tam 251.891 bin kişiyi izlemişler. Bu grup içerisinde meydana gelen 21.000 üzerindeki ölüm vakasını geriye dönerek taramışlar. Check-up yaptırmışlar mı, yaptırmamışlar mı? Kalp damar hastalıkları, kanser hastalığı ve aynı zamanda diğer ölüm nedenlerini kontrol etmişler. Ve sonuçta şöyle bir şey çıkmış. Check-up yaptırmalarına karşın bu hastaların erken yakalanması diye bir şey söz konusu olmadığı ortaya çıkmış. Tabii bu geriye dönük bir çalışma. Buna karşın başka bir çalışma daha yapmışlar. 3.464 kişiyi 24 yıl kadar izlemişler. Üstelik bir kontrol grubu yapmışlar. Yani check-up yaptırmayanlar bir de check-up yaptıranlar. Gene orada da kalp damar hastalıkları riski, ölüm riski ve diğer toplam ölüm riski açısından maalesef check-up'ın yararlı olmadığı yönünde bir bulgu ortaya çıkmış. Tabii bu şaşırtıcı ama işin detayına indiğiniz zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Check-up yaptıranlar o büyük geriye dönük olan çalışmada sosyoekonomik durumu daha iyi olan ve genellikle sağlıklı kişiler. Buna karşın gerçekten aileden gelen hastalık öyküsü olan, risk faktörleri olan kişiler check-up yaptırmıyor. Dolayısıyla check-up yaptıranların içerisinde böyle bir sağlıklı grup var. O yüzden bunlar zaten önemli bir şekilde sıkıntı yaşamıyorlar. Buna karşın risk faktörleri olan, aileden gelen işte genetik sorunları olan, kalp damar hastalığı, kanser ve diğer hastalıkların riski olan kişiler ise genellikle check-up kontrollerinden uzak duruyorlar. Dolayısıyla belirli özelliklere sahip olan gruptaki kişilerin check-up yaptırması daha uygun olarak görülmüş. Bizde ise check-up denildiği zaman hep aklımıza gelen şeyler ufak tefek tetkikler ama sonrasında da eğer bir özel hastanedeyseniz tabii check-up aslında başlangıç ücretsiz olabilir ama ondan sonra gelecek olan diğer tetkikler haliyle ve gerektiği için mecburen ücret ödemek durumunda kalabilirsiniz. İşin özeti hani check-up diye tutturmaktan ziyade genellikle kendi durumunuza bakıp değerlendirip ona göre gerekli olduğu zaman doktora gidip tetkik yaptırmak daha uygun olabilir. Ama bütün bunların ötesinde eğer yaşınız 40'ın üzerindeyse hiç doktora gitmiyorsanız bile mutlaka ve mutlaka yılda bir kez bir doktora gidip mutlaka bir akciğer filmi, EKG ve basit biyokimya testleri yaptırmanızı ben öneririm. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. En ufak bir şeyi bile yakalasanız bu sizin için faydalıdır. Ama dediğim gibi her zaman için sağlık sistemini fazla yük olmadan ve normal bir şekilde yaşayabilecek bir düzeyde devam ettirebilmek için bizdeki check-up anlayışıyla yurt dışındaki check-up anlayışı arasında oldukça önemli bir fark var. Bizde nasıl olsa devlet ödüyor diye bir anlayış olduğundan dolayı maalesef sağlık sistemini biz bazen gereğinden fazla meşgul edebiliyoruz. Bu da ne oluyor? Diğer normal hastaların zamanını çalıyor.
Bu da bence önemli bir sorun. Efendim, bu kısa videoya zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.